Bir bakalım. Bize Japonya'da seyir halinde olan bir trenin içinde 90 yolcu vardır. Yolcuların 52'si Tokyo'da, 29'u da Kobe'de iniyor ve trene başka yolcu binmiyor diyorlar ve trende kaç yolcu kaldığını bulmamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruya benden önce kendi kendinize cevap vermeye çalışın. Şimdi birlikte yapalım mı? Trende 90 yolcu olduğunu biliyoruz. İnenler indikten sonra kaç yolcu kaldığını bulmak için Tokyo'da inen 52 yolcuyu ve Kobe'de inen 29 yolcuyu toplam yolcu sayısından çıkarmamız gerekiyor. Bunu bir diyagram yardımıyla da yapabiliriz. Bu çubuğun uzunluğu trendeki toplam yolcu sayısını veriyor olsun. Evet, içine 90 yazıyorum. Şimdi Tokyo'da kaç kişi inmişti? 52 öyle değil mi? olan bitenin gözümüzün önüne gelebilmesi için bir çubuk daha çizeyim ve bu çubuk da Tokyo'da inen 52 yolcuyu temsil ediyor olsun. Kobe'de inen yolcu sayısı da 29'du değil mi? Onu da böyle gösterelim. Evet, Kobe'de de 29 yolcu daha inmiş. Bu durumda geriye kaç yolcu kalır? Tokyo'da 52, Kobe'de de 29 kişi indiyse çubuğun geriye kalan kısmı, daha doğrusu buraya çizdiğim parçası da trende kalan yolcu sayısını verir. Önce 52 yolcu, sonra 29 tane daha indiği için toplamdan geriye kalan bu parçada geriye kalan yolcu sayısını verecek. Bunu bulmak için de Sırayla ilerleyelim. Önce 90 eksi 52 işleminin sonucunu bulmamız gerekir. Soruyu benden önce kendi kendinize çözmediyseniz hemen şimdi videoyu durdurun ve işlemi kendi kendinize yapmayı deneyin. Evet. 90 eksi 52'yi 90 eksi 50 eksi 2 olarak düşünebiliriz öyle değil mi? Hemen yazayım. 90 eksi 50 eksi 2. 90 eksi 50 basit bir işlem. 9 onluktan 5 onluk çıkarsa geriye 4 onluk yani 40 kalır. 40'tan 2 çıkarsa da 38. Tren Tokyo'da durduktan sonra içeride kaç yolcu kalmış? 38. Güzel. Sonra bir bakalım Kobe'de 29 kişi daha iniyordu değil mi? Bunu da yazıyorum. Geriye 38 yolcu kalmıştı. 29'u daha inecek. O halde 38 eksi 29. Evet, isterseniz bu işlemi de 30 artı 8 eksi 20 eksi 9 olarak yazalım. Burada araya artı koyamayız çünkü 29 çıkarmamız lazım. Ve 29 çıkarmayı daha kolay bir hale getirebilmek için önce 20 sonra da 9 çıkarıyoruz. Anlaştık mı? Tamam. 30 eksi 20 10 eder. 10'a 8 ekleyip 9 çıkarırsak da bir bakalım 10 artı 8 18 eder. 18'den 9 çıkınca da sonuç 9'dur. İsterseniz 18'den 8 çıkarsa 10, bir daha çıkarsa da 9 elde ederim şeklinde de düşünebilirsiniz. Her durumda sonuç 9. Trende 9 yolcu kalmış. Başlangıçta 90 yolcu vardı, 52'si inince 38 kaldı, 29'u daha inince de 9 yolcu kaldı.